Yani 2023 seçimleri diğer seçimlerden farklı bir özellik taşıyor gerçekten. Çünkü yani yaşadığımız coğrafyada hiç olmadığı kadar otoriter bir sistem var ve ötekileştirme, kamplaştırma çok fazla etkili olmaya başladı. Ve devlet tamamen güvenliği temel alan, özellikle Kürt sorununda çözümsüzlüğü temel alan bir politika yürütüyor. Çok fazla insan cezaevlerinde, bütün kurumlar üzerinde baskılar var. Kadınlar, LGBT artılara yönelik çok büyük bir nefret dili ve şiddet uygulaması var. Böyle bir ortamda gittiğimiz için seçime tabii ki önemli. Yani bir demokratikleşme talebi var ve yükselen bir talep var. Bu nedenle bizler için çok önemli bu seçim. Artık insanlar gerçekten çözüm istiyorlar. Yani 2023 yılındayız. Dünya bambaşka şeyleri konuşurken biz orta çağ kafasıyla yönetiliyor durumundayız. Bu son derece rahatsız edici. Coğrafyanın temel sorunları var. Ve bunlar Kürt sorunu başta olmak üzere. Kadınlar, LGBT artılar, Kıbrıs meselesi, cezaevleri, İfade özgürlüğü, o kadar çok meselemiz var ki konuşulması gereken, o kadar çok ihlal alanı var ki, o nedenle de bu seçim gerçekten çok önemli. Zaten sürekli dillendiriyoruz. Bizim temel meselemiz şu: iktidar ve muhalefet aynı kaynaktan besleniyor. Aynı Türk İslam sentezci bakış açısından besleniyor. O nedenle de aslında çok büyük farklar yok. Yani kendilerini iktidar ya da muhalefet olarak tanımlayan kesimlerin. Yani bu coğrafyanın temel meseleleri var. İşte Kürt sorunu, 1915 soykırımı, Kıbrıs gibi ana noktalarda çok önemli sorunları var. Ama buna Cumhur İttifakı denilen ittifakla Millet İttifakı denilen ittifakın arasında bir bakış farkı yok. Yani örneğin Kürt sorununun çözümünde nasıl bir politikayı hedefliyorlar? Yani örneğin tabii ki bunu altılı masa olarak tabir edilen Millet İttifakı için söylüyorum. Yani demokrasi vaat ediyorlar ama vaatleri arasında örneğin Kürt sorununun gerçekten her kesimin kendi görüşlerini söylemesi önündeki tüm engellerin kaldırılacağına dair vaatler, Kürt hareketiyle görüşmeler yapılabileceğine dair vaatler, cezaevlerinde özellikle İmralı'daki tecritin kaldırılacağına dair vaatler, bunlar yok. Yani o nedenle örneğin şunları söylüyorlar: yani biz tabii ki askeri operasyonlar devam edecek, tabii ki yani Kürt sorununda aslında yani bu iş mecliste çözülecek lafı bir çözüm içermiyor. Yani tabii ki mecliste çözülsün, yani herkes bunu istiyor ama bunun içini doldurmadan söylediğiniz her şey havada kalıyor. O nedenle de yani çok farklı bir şey görmüyorum. Bana göre bu coğrafyada gerçekten demokrasiden söz edilecekse, demokrat bir tutumdan söz edilecekse, bu resmi ideolojinin eleştirilmesiyle başlar ancak. Siz eğer bugün HDP ile ya da bugün artık Yeşil Sol'a evrildi, Yeşil Sol Parti ile yan yana gelmeyi bile büyük bir olay haline getiriyorsanız, o zaman çok büyük bir fark yok demektir. Tabii ki özellikle Kürt seçmen ve bazı demokrat, sosyalist, işte kendilerini böyle tanımlayanlar daha fazla İYİ Parti gibi, özellikle kadınlara bakışı konusunda Saadet Partisi gibi. Ama şöyle bir şey var, herkesin kafasında şöyle bir durum var: bu kadar büyük bir baskı ortamında kısmi bir rahatlama belki sağlanır. Eğer bir iktidar değişikliği olursa, cumhurbaşkanı değişikliği olursa kısmi bir rahatlama. Ama hiç kimse şuna inanmıyor: aa, gerçekten demokratikleşme olacak, herkes sözünü söyleyebilecek, Kürt sorununda çözüm politikaları devreye girecek. Buna ilişkin bir inancı yok insanların. Çünkü bu inancı verecek
yıllardır bu inancı verecek bir şey göremedi bu toplum. O nedenle de bence sanırım Cumhurbaşkanı adayı olarak büyük çoğunluk Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek ama buna büyük umutlar bağlayarak yapmayacaklar bunu diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, KCK'nin aldığı bu kararı önemli buluyorum. Biz insan hakları savunucuları olarak her zaman barışçıl çözümleri savunuyoruz. Zaten barış sürecinde de son derece aktif olarak çalışmalarımıza devam etmiştik. Her zaman barışı savunuyoruz. O nedenle hep silahların susması, ateşkes olması, görüşmeler yapılması, barışçıl çözümler üretilmesi konusunda tavrımız net. Ama bu konunun eylemsizlik kararının kamuoyunda hiç konuşulmamış olması da bir sorun. Yani bunu önemli bulmak, işte deprem sürecine de gelmek istiyorum. Bakın çok büyük bir felaket yaşandı bu coğrafyada. Eğer o silah savaşta kullandıkları termal kameraları eğer depremde kullansalardı birçok insan yaşamını yitirmezdi. Günlerce sonra kendi askerlerini bu devlet deprem bölgesine gönderdi ve hatta o termal kameraları yurt dışından gelen ekipler getirdiler. Yine kullanılmadı. Yani savaş öncelikli bir bakış açıları var. Sadece savaşa endeksli. Ama bu arada sadece devleti eleştirmek de eksik kalır. Kendilerini muhalefetim, sosyalistim, işçiyim, emekçiyim diyen kesimlerin de bir barış talebi yükselmiyor bu coğrafyada. Sorun burada. Mesela bu deprem felaketinde ortaya çıkan büyük açmaz karşısında bu toplum şunu söyleyebilirdi. Savaşı harcayacağınız bütçeyi doğru yapılaşmaya harcayabilirdiniz, eğitime harcayabilirdiniz diye. Böyle bir ses yükselmiyor bu coğrafyada. Mesela ben bunu çok kez dile getiriyorum. Bugüne kadar Türkiye işçi sınıfı bir gün bile barış talepli bir genel grev yapmadı. Bu çok önemli. Yani her şeyi durdurup barış için biz her şeyi durduruyoruz. Artık savaşa bütçe gitmesin diyen bir işçi sınıfı da yok bu coğrafyada. Bütün bunları birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani kendisine solcuyum, devrimciyim diyen kesimlerin büyük bir bölümü tabii ki var. Böyle düşünmeyenler var ama yani böyle bir şey yok gündemlerinde. Temel mesele muhalifim diyenlerin de gündeminde yok. Kürt sorunu, çözüm politikaları. O nedenle devlet de zaten o nedenle bu kadar savaş yanlısı bir politika yürütüyor. Çünkü yükselen bir barış talebi yok. Yani aslında biz İmralı'daki tecrit ya da cezaevlerindeki tecrit derken aynı zamanda Kürt sorunu konusundaki çözümsüzlük politikalarını konuşuyoruz. Yani tecrit cezaevlerinde var ama hepimize karşı bir tecrit uygulanıyor. Dışarıda da tecritteyiz. Hepimiz adli kontrollüyüz. Bırakın ya cezaevine girmek üzereyiz ya adli kontrollüyüz. Aslında hepimize yönelik bir tecrit sistemi var. Yani bu genel olarak işte Kürt sorunu başlığı altında konuşulması gereken esas mesele. Ve maalesef ki kendilerine muhalifim diyen Millet İttifakı'nın da gündeminde yok. Yani sürekli dile getirmeye çalıştığımız bizim bu. Yani gerek İmralı'da gerek cezaevlerindeki özellikle siyasi mahpuslara yönelik tecrit sistemi ne ilişkin bir vaatleri yok. Böyle bir gündemleri yok daha doğrusu. Böyle bir gündemleri yok. Oysa ki bu gündem Kürt sorununu çok fazla etkiliyor. Tam da ortasında Kürt sorununun. Ama bunları konuşacak bir muhalefet ben açıkçası görmüyorum. Yani ya ben zaten yani toplumun, Kürt halkının her şeyin en çok farkında olduğu kesim olduğunu düşünüyorum. Yani en örgütlü. Zaten bunu ya HDP ile yan yana gelmeye ya da Kürt Hareketi ile yan yana gelmeye çekinen ya da buna toptan karşı olan kesimler bile söylüyor. En örgütlü kesim Kürt halkı. En politik kesim aynı zamanda. Siz bugün bir çocuğa bile gitseniz Kürdistan'da yaşayan size bir büyük gibi siyaset yapar ve konuşur. Yani artık toplumun
tümü siyasileşmiş, politikleşmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Bence her şeyin farkında Kürt halkı. Yani tecrit politikalarının, Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün, iktidarla muhalefetin arasında bu konuda fark olmadığının, her şeyin farkındalar. Ama sanırım kısmi bir rahatlama temelinde insanlar oy kullanacaklar. Ama bunun da nihai bir çözüm olmadığını herkes biliyor. Yani esas olarak Kürt halkı şunu biliyor. Kürt sorunu üzerindeki çözümsüzlük ve tecrit politikası devam ettiği sürece Kürt halkı bence çok da kendine ait hissetmeyecek o topluma.